Selamlar millet. Bu sefer neredeyiz? Sami'cim neredeyiz? Mısır'dayız. Bu sefer Mısır'a geldik. Harbiden tehlikelin başkenti gibi. Mısır piramitlerinin hemen yanında bir otel tuttuk. 3 yıldızlı. Onun zaten bir şeyini göstereceğim size. Burada otel nasıl tutulur? Ya da uygun fiyata nasıl otel tutulur diye bir video yapacağım. Mısır piramitlerine çok yakın. O açıdan çok güzel. Ama Old Town'a da 12-13 km uzaklıkta. Bu açıdan biraz sıkıntı. Ama yine de ambiyans olarak hoşumuza gitti. Aksine bugün de bayram. Yani Ramazan bayramı. Dolayısıyla bizde olduğu gibi onlarda da tatil. Her taraf nasıl diyeyim, turist dışında insanlar da oluyor. Bayağı lokalleşti şu an yani ortam. Sabahtan beri durum böyle. O yüzden tehlikeli diyorum. Millet deli gibi kavga ediyor. Bayram sanki kavga bayramı gibi. He? Aynen, çok değişik ya. Anlayamadım bak. Şuraya bak. Bak sopalar, kırbaçlar. Bak nasıl gidiyorlar. Bence de abi. Yes, yes. Thank you. Bak şu an başımıza büyük belayı aldık. Ne? Şey, Mısır'da yapacağınız şeylerden biri de çok fazla göz temasına girmeyeceksin ya da insanlarla sallıyorum konuşma fırsatı vermeyeceksin. Onu fark ettim. Eğer bir miktar konuşma fırsatı verirsen cüret alıp daha da ilerisine gidiyorlar. Yani bir saat kilitliyorlar açıkçası, söyleyeyim. Ayrıca şunu da fark ettik. Mısır'da kesinlikle WhatsApp çalışıyor ama arama yapamıyorsun. Sadece Wi-Fi üzerinden arama yapabiliyorsun. Sorduk, sebebi ne? Güvenlik sebebiyle dedi. Ama enteresan, Viber, işte Instagram, yani diğer şeylerin hepsi bu konuda çalışıyor. Bir WhatsApp çalışmıyor. Nedenini anlayamayan, nasıl bir güvenlik açığı var? Bir mal vardır bildikleri deyip öyle devam ediyoruz. Gize piramitlerine, Sphinx'e giden yer burası. Sphinx dedikleri yer. Yani şu sokaktan biraz ileri doğru gidiyorsunuz. O da tam olarak göstermişti arkadaş, bizi getiren arkadaş. Şuradaki sokaktan içeri girip yürüdüğünüzde işte 5 dakikalık mesafe. Bunlar da yerel Mısırlı olmuşlar herhalde. Metro. Şimdi neredeyiz tam olarak? Piramitlerdeyiz. Size şimdi ufak bir şey yapayım. İlgilendirme yapayım. Buraya gelmek için isterseniz turistik paketlerle gelebilirsiniz. İsterseniz bizim gibi bağımsız da gelebilirsiniz. Neredeyse ikisinin arasında yarı yarıya kadar bir fark var. Bazı yerlerde biraz abartıyorlar ama normalde biz kaça gelmiş olduk? Bütün tatili sayarsak 20.000-25.000 civarı bir şey gelmiş olacak. 15.000 ile 20.000 arasına da paket servisler var ama onları denk getirirseniz öyle bir durum da var. İlk girişte arkada şöyle bir pasaport kontrolüne maruz kalıyorsunuz. Oradan sonra şöyle ileri doğru gideceksiniz. Biletini alacaksınız. Orası da tam olarak şurası. Bilet aldığımız yerde tam olarak şurası. Ondan sonra olay bitiyor. Bizimkilere niye öyle bir şey yaptılar? Bir dakika. Orada bir şeyler oluyor. Oo, bir şeyler. Ne oldu acaba? Bakalım. Bir dakika. Thank you. Eyvallah abi, thank you. Problem var? Yok. Hah. Amen. Ya. No. No. No photo. Ha, okay. Adam bana sildirmeye çalıştı ama ben yine de silmedim. Neyse, orada bir ufak bir engame oluşuyor, haberiniz olsun. Önceden hazırlıklı olun bence. Bölüm bölüm çekecekseniz çekin. Silecekseniz bari oraları çekersiniz. Sıkıntılı yoksa. Şeye bas. Labora bas. Kapatmış biri. Şurası mı? Bekle. Ya, yanlış yer bas. Aynen. Bunu kapatalım. Şunu büyütelim. Tamam, bir kontrol et bakalım. Hops var. Evet, tutar aynı şey kalır. Alttan şey yap. Bakalım, bir saattir denedik, bizimkinin olmadı ama arkadaşınkinin olacak mı? Soldakilerin de olmadı. Olmuyor. Bir dalga var. Gidelim. Gidelim. Oradan yapalım. Demek ki... Olmadı mı? Yanımızdaki kadınlar fiş al***.
Bazen oluyor, bazen iki olmuyor. Bence orası çalışmıyor. O yüzden biz şeyden alalım. Şuradaki sistemden alalım. Sıraya gireceğiz, başı çağrı yok. Neyse, sistem bu işte. Şimdi içeri girmek isterseniz birinci olarak zaten bilet alıp buradan geçeceksiniz ama bilet alma kısmı çok zor. Niye şöyle söyleyeyim. Biz bileti ilk başta Kiokstar'dan almaya çalıştık. Kiokstar çalışmıyor. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bizim önümüzdekine verdi, bize vermedi. Kredi kartıyla ilgili bir olay mı yoksa başka bir olay mı net bilemiyoruz ama garanti olsun diyorsanız orada bir tane normal geçiş olan yerler var. Ticket hem de informasyon yazan yerler. Oraya girmemizde fayda var. Şimdi benim tavsiyem, hazır buraya gelmişken piramitleri dışarıda gezmekle beraber içlerinde gezmeyi tavsiye ederim. Biz 4 tane şey çıktı bugün. 4'ünde hatta bilmiyorum, belki çoğu zaman böyledir. 4'ünü birden satın aldık. Ortalama işte ne yaptı? 1200 lira gibi bir şey yaptı Türk parasıyla. Onlarla beraber içeri giriyorsunuz. Bahşiş isteyecekler, haberiniz olsun. Kesinlikle deşleyin gitsin. Para olarak Egyptian Pound, yani buranın yerel parasını istiyorlar ama Visa ile ya da Mastercard ile. Yani kredi kartsız bir şekilde alamıyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Kartınızı getirmeyi unutmayın buraya. Şimdi şu manzarayı bir göstereyim de kafayı yiyin ya. Daha önce şuna girememiştim. Acayip üzülmüştüm. Şans bu seferemiş. Burada bilinen en büyük hatalardan birini biliyorsunuz. Herkes şey zannediyor. Böyle piramitler çölün ortasında zannediyor. Evet, teknik olarak çölün ortası. Ama cidden çölün ortası mı? Kesinlikle hayır. Arka taraf şehir. Hatta keşmekeş bir şehrin içinden geçiyorsunuz. Şunu da diyebilirsiniz Mısır'a geldiğinizde. Ya biz nereye geldik aga ya? Diyebilirsiniz. Demeyin. Şunu gördükten sonra cidden acayip hoş oluyor. Daha çok böyle kafanız açılabilir. Özellikle de vaktiniz varsa buradan sonra Luxor'a da gidebilirsiniz. Medeniyet Müzesi var. Oraya kesinlikle gidebilirsiniz. Biz vaktimiz kısa. Bakacağız. Denk getirmeye çalışacağız. İnşallah gideriz. Ya da gidersek görürsünüz büyük bir ihtimal. Şu temin sorun yaşadığımız yer şurası. Oradayken kamerayı çok fazla açmayın. Eğer kameraya bir şeyler çekecekseniz. Kıllatıyorlar. Kıllattıktan sonra da bir de para istiyorlar. İşin değişik kısmı da o zaten. O yüzden bence şuraya girdikten sonra kameranızı açın. Kiokstar da zaten şurada. Oraları çekemedim çünkü dedim ya biraz önce polisler sıkıntı çıkarttı. Şimdi bir daha aynı şeyle yaşamak, sorun yaşamak istemedim. Dolayısıyla çekmedim ama kafanızı canlandırın nasıl bir sorunlar yaşayacağınızı. Eğer çıkışta problem olmasa ufak bir çekim yaparım oraya da. O yaparsanız zaten burada çekmiş olurum. Belki de bunu koymamış olurum hiç. Harbiden o ne? Taş ama. Oğlum bunu götürsek mi lan yanınızda? Çok güzel bir taş ha. Ametist. Yok ametist değil, ametist mor olur. Yo, insanlar orada. Girilebilir herhalde. O nasıl ya? Bazıları ufak ufak, bazıları büyük büyük. Ne alaka ya? Çok enteresan. Piramitlerle ilgili bir bilinmeyen gerçekte bunların her birinin minik minik taşlar olduğuna inanıyorlar da. Şuradaki insanlara bakın. Gösteriyorum. Şu insanların boyutlarına bakarsanız her bir taşın boyutu yani işte bir insan kadar falan. İlk geldiğimde ben de öyle zannediyordum. Şimdi şu yakına gittiğim zaten direkt anlayacaksınız. Muhteşem büyüklükte ya. Bu arada ben daha önce geldiğimde şu uçtan şu uca kadar güneş böyle kesiliyordu. Çok değişik bir görüntü vardı, bugün yok. Şansımıza. İsteyenler böyle atlarla yolculuk da yapabilir. İstemeyense bizim gibi yürüyebilir. Böyle bir sorun var. Birincisi çok büyük kaos var. Çok fazla ses. Çok fazla gürültü. İnsanlar sürekli bağırıyor, korna. Korna sesi var ya, burada bir normal. Yani korna olmadan trafik ilerlemiyor. Ya da ilerliyor da bunlar içi rahat etmiyor. Bence bütün mevzu o yani. İçleri rahat etmediği için sürekli kornaya basıyorlar. Şimdi size Giza'yı da anlatayım biraz. Giza diyorum ya, Keops'u. Kufu denilen yer esas Keops. Keops piramidi yani şu piramit. En büyükleri ve en pahalı olanları. 900 Egyptian Pound. İçerisine girebiliyorsunuz. Dışarıdan böyle girmesi tamamen bedava, onu söyleyeyim. Yani bedava derken 540 pound ödedikten sonrası burası bedava. Ama içerisine gireceğim diyorsanız o zaman sistem biraz değişiyor. O zaman 900 pound ödemek zorundasınız. Dediğim gibi yine Visa ile ödüyorsunuz. Ya da sallıyorum tur şirketiyle geldiyseniz onlar büyük bir çözerler o işi. Bu Keops piramidi kimin için yapılmış bu arada?
Kral Khufu için. O yüzden zaten Khufu diyorlar Mısırlılar. Biz Keops diyoruz ya, onlar Khufu diyorlar. Khufu piramidi diyorlar. Kral Khufu için 20 yıl içerisinde yapılmış. Mevzunun yapılması bana göre sorarsan çok mümkün değil ama o şekilde söylüyorlar. Hatta bununla ilgili birkaç kişiyle konuştum. Ben çok inanmıyorum diyor 20 yılda üretildiğine. Mümkün değil diyor. Rahat 300-500 yılı vardır diyor. Ama Google'da yazan bilgiler bu şekilde. Biraz enteresan. Bakın şimdi şuraları da göstereyim. Aşırı büyük taşlar üzerine kurulmuş. Hani o uzaylılar mı yaptı falan filan hikayesi cidden hani bir noktada mantıklı gelmiyor da değil yani. Şu anda böyle bir şey yapabilmek için bayağı uzun uğraşlar lazım. Bunlar 20 sene nasıl yapmışlar? O açıdan düşünün. Her bir taşın büyüklüğü, arkadaşlar da görüyorsunuz, ortalama bir insan boyutu kadar. Bunlar sonra yapılmış. Ha, standart bakın. Her zaman yapılır ya. Yazı yazma. Ya sonradan oyulmuş. Oyulu oyulu. Normalde düzmüş bu böyle. Dümdüzmüş üstü. Yavaş yavaş zamanla üzerindeki o şeyler erimiş. Bunlar sonra yapılan yapılar zaten. Eskiden böyle bir şey yokmuş. Bu tabi merdivenler de aynı şekilde sonra yapılmış. Evet yakalandılar. Yakalandılar. Yasak. Yanlış yerden çıkmışız. Aşağı ineceğiz. Böyle yürüyüp oradan köşeden gideceğiz. Çünkü insanlar oradan gidiyor. Bazen akılsız başın derdine ayaklar çeker derler diyorlar. İşte tüm mevzu bu. Arkadaş oradan yürüye yürüye gitti de biz tekrar aşağıdan gidiyoruz. İşte dediğim gibi şöyle göstereyim. Şuradan geldiğinizde bu piramide girmek için şu yolu takip etmeniz yeterli. Biz yanlış yaptık, gittik oradan çıktık, tekrar geri indik. Bu yoldan geliyoruz ama yapacak bir şey yok ya. Öğrenmiş olduk en azından. Evet. Buradan mı? Aynen. İşte bahsettiğim yol bu. Selam. Valla Sırat köprüsü duruyor. Valla var şu an. Neyse, bu bakın böyle bir yapının tam olarak burasında bekliyoruz. Öyle bir durum var. Bu arada biletler böyle. Giriş de buradan. Bu bileti başka birine salakta versek ha okumaz. Karekot var. Karekot var doğru. Şuradaki amcamız şey yapacak. QR kod okutuyor. Hadi zor ama hadi şu af gidin. Acayip karanlık bu arada. Şöyle bir merdivenden yukarı çıkıyorsunuz. Şöyle. Sıra var da ki herkes geçiyor bir şekilde. İçeride sıra var. Şimdi kötü tarafı için inişle çıkışı aynı yerden. Aynı yerde son yerden. Sonunda açıldı bakın böyle. Aşırı dar bir yerden gireceğiz. Yani buradan biri düşerse var ya aşağı doğru herkes bowling topu gibi şey yapar ha. Görüntü tam olarak eğiliyoruz yani. Başka türlü. Oh my god. Sen buranın bir konak değildi. Mezar olduğunu unutmayın. O yüzden zaten. Geldi şu an. Bu şekilde darbe şey. Klistrofobiniz varsa kesinlikle burası sizlik değil. Hiçbir şey yok. Var mı yok mu? Onu söyleyeyim. Yok. Ama dönelim mi? Fatih abi ne diyorsun? İlerle ilerle ya. İlerle diyor. Pazar. Boş pazar. Bol Sami. Abi insanlara aldırış etmeyin devam edin ya. Bir de daralıyor bir de. Eğer dizleriniz de
sıkıntılıysa net zor. Bir de sıcak. Ben buranın soğuk olacağını tahmin ediyordum da. İki kişi zor. Zor yürüyor. En sevdiğim tişörtüm çok tarafım şu an. So hard. Yalnız bir deprem olsa. Tamam abin aynen. Sorry. Hi brother. Bakın insanların gelmeyin dediği yere geldik. Buradayım mı? Buradan ne ekmiyoruz? Fatima, Fatima. Çık abi. Kamerayı lan. Çekiyor mu? Buna mı gelmeyin dediler Allah aşkına? Dalga mı geçiyorsunuz? Buraya gelinmez mi ya? Evet millet. Yine her zamanki gibi. Tek bir line yaparken biz şey bozduk. Şöyle yapalım. Hoppa. Çok iyi ya. Gençler. Bence iyi. Yani o... Söyleyeyim, Karşımızel'de, yukarıda mezarlarda... Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Daha önce geldim. Ben az kaldı da bak biliyormuş abi. Az kaldı, az kaldı. Az kaldı, az kaldı. Biraz dik. Ben en son geldiğimde 20 küsur yaşlarındaydım. Şimdi 41. Zor mu zor? Bizimkiler daha da berbat şu an. Şimdi elini alıp çantana sok şimdi. Görüntüye bakın. O kadar büyük bir şekilde mesela zamanla buraları kesmişler bence. Ya da bu şekilde... Oy oy ne kesmesi? Bunu inşa ederken bu şekilde inşa etmişler. Şuna baksanıza. İnşa ederken bu şekilde çıkmak için. Niye bu kadar az? Bunu yine anlayamadım açıkçası. O kadar dar yapmaların sebebi ne acaba? Bilenler yorumlara yazsın. Şu gitgide daralıyor şurada. Şurayı gördünüz mü? Gitgide daralıyor. Esas teknik olarak. Bence yaz aylarında kesinlikle gelinmez. Kış, belki ilkbahara girerken, kışa yakın bir dönemde gelmek daha mantıklı olabilir. Çünkü havasız, sıcak, motor yetenekleri sıfır, zor bir alan. Evet, şu an mezara az kaldı. Böyle bir alanda bir tane mezar var işte. O da burası. İçerisinde göstereyim. Ya bunun şeyini Kahire Müzesi'nde göreceğiz. İçindeki olan mumyayı. Çok da uzun değilmiş esas baktığın zaman. Yani ortalama 1.70 falan boyu herhalde öyle gözüküyor. 1.70 boyunda falan birisi. Her yerde şöyle nemlendirme cihazları mı artık? Nemi alma cihazı mı bilmiyorum ama. Bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor mu? Bakıyorum hatta. Çalışmıyor ya. Hissiyatımı söyleyeyim. Sanki şeydeyiz, saunadayız. Öyle söyleyeyim. Aşırı sıcak, aşırı. Sauna etkisi. Baktığın zaman da yükseklik ortalama 4.5-5 metre. Bir küp gibi bir şey. 4.5 ile 4.5. Bir küp gibi bir şey esas baktığın zaman. Bazı noktalarda kırılan yerler de var. Yok kırılmıyor. Ah gibi şaka yapıyorsun bir saniye. Burası içerisi hava alsın diye tasarlanmış büyük ihtimal. Büyük bir hava alsın diye tasarlanmış. Öyle gözüküyor. İçerisi sauna gibi değil mi? Mentol kokuyor. Mentol bunlar için. Bunlar yapıyor mentolü. Resmen sauna gibi. Ya yani bir mezar için biraz enteresan geldi bana. Nereye eski insanlar? Bu araba nasıl yaptı? O tarihi kapayacağım. Havalandırma bile yapmışlar. Ama ne diyorsun? Şunlar falan tarihi bak.
İnelim mi? İnelim, inelim. Önden mi gideceksin arkadan? Önden. Salam, salam. Klistrofobisi olanlar bence zor gelir buraya. Zor değil, gelmesinler. Diz, aynen. Ha, burası biraz daha şeymiş bak. Gözükmüyor gerçi de. Biraz daha yüksek, sonra tekrar daralıyor. Bu arada deli gibi terledim yani. Hasta olmasak iyidir. Burası içeri göre iyiymiş. Ah, valla burası daha iyi. Peki yokuş inmek daha zor çıkmaz. İnmek daha zor. Ben bunu aşağı atıyorum. İnerken alırım abi. Valla açıkçası mantıklı gibi de gelmedi değil ha. Aşağı inerken daha boş. İnsanlar yukarı çıkmıyor şu an. Çünkü aşağı insanlar dedi ki gelmeyin gelmeyin bir şey yok, boş boş oda dediler. Millet de inmedi, şey çıkmadı. Şu an boş. Hayır, senin düşmen beni de şey yapacak. Öyle bir durum da var. Açık konuşayım. Burası cennetmiş ya. Burası cennet ve o teminkilerin yarısı yukarı çıkmaz. Yarıda kalır. Dizlerim paramparça oldu. Acayip yoruldum. Ya son yerde ben terapipteydim ama abi avlar dedi ya onu beni yoruna getirdim. Valla adamlara kalsa yukarı çıkmayın diyordu. Yani o açıdan düşünürsen bence en mantıklı sen. Comes this way everybody. Temin o çıkmaya çalıştığımız yer zaten iniş yeriymiş. Onu fark ettim şu an. Biz inişten çıkmaya, çıkıştan inmeye çalışıyoruz. Çocuğun tırmanması. Allah sanki izleme. Ramo en mantıklısını yaptı. Evet, en mantıklısıydı. Yoksa çok bekleriz. Çok sıra var. Çok sıcak. Şu an acayip terledim. Keşke bir tane tişört alsaymışım yanıma ya. Şu an fark ediyorum bunları. Birinci olarak acayip terliyorsunuz. İkinci olarak çok dik. Yani neredeyse 70 derece falan. Çıkarken pek sorun değil de inerken kesinlikle sorun. Üçüncü olarak içerisi aşırı nemli. O kadar insan giriyor. İnsan çıkıyor. Tabii dolayısıyla sıcaklık artıyor yani onu söyleyeyim. Nemden kaynaklı. İçeride nem alma cihazları var mı? Pek bir işe yaramıyor. En az 20 tane nem alma cihazı vardı. 5 metre, 5 metre kare, hatta küp şeklinde bir yapı esas baktığınız zaman. Bir tane de şeyi var. Adını siz söyleyin. Mezarı var. Yani bütün mevzu gördünüz zaten. Şimdi şu karşıdaki mezar, anıt mezar. Oraya gideceğiz. Bakalım. Kapaklarımı birbirine yapışması derdi. Demin ya. Değil mi? Valla benim her yerim. Develere lanik yapmam. Ramo. Hmm, burası orası değil. Burası tapınak gibi bir yer herhalde, öyle gözüküyor. Buranın mevzusu ne acaba? Yerde de yazmıyor ki. İçinde ne var işte? İçeride bir şey yok gibi. İçerisi çok karanlık, bir şey gözükmüyor. Burası bir tapınak bence. Gize piramitlerin yanı diye geçiyor. Bunun bir mevzusu herhalde yok ki, o yüzden şey yapmamışlar. Valla orada bir şeyler oluyor ama anlamadım yani. Neyse hiç gitmeyelim. WhatsApp almayın ben. Aynen hiç gitmeyelim. Yok yok ben geçerim. Çekeceğiz çok uzun. Sami sen niye çekesin ya? İnsanlar kendi gibi. Abi bütün insanlar bizi çağırma sonra. Şuraları mezar herhalde ya. Hiçbir şey bilmeden buraya gitmek ya. Saçmalık ya. Hey bak buraya girme diyor. Çık diyor, çık mezar orası. Lütfen. Bu arkadaki yerde içeri giremiyorsunuz onu söyleyeyim. Dışarıdan çekim yapmak isterseniz olabilir. Bazı noktalarda da içeri de sokmuyorlar. Yasak yasak diye bir ilerletiyorlar onu söyleyeyim. Şimdi diğer piramide doğru gidiyoruz.
Oranın içi biraz daha kısa hatırlıyorum. Çok bu kadar dik değil sanki. Bir tane be. İnşallah. Yanına geç. Öyledir.